Şimdi tekrar devam edeceğiz. Şu sosyal medya arkasına beraber bir bakalım. Sonra diğer işlerle ve filmle tabii ki devam edeceğiz. Bu sosyal medyadaki gurular müthiş. Şimdi ilk izleyeceğimiz Yasemin Yapanar isimli harikulade bir guru. Hepimizin ona ihtiyacımız var. Yani her konuda hayat nedir, ne olur falan. Bunlar işte yeni filozoflar. Eskiden ne kimler vardı? Şimdi bunlar yenileri görelim. Yalnız yerden hoşlandığın kişiyle iyi olduğunda ve ondan mesaj aldığında mutlu olmaktan vazgeçin. Dur. Şimdi siz sanıyorsunuz ki bu işler böyle. Birisi huzur içinde çıkıyor. 16 saatlik bir yoga seansından çıkmış, değil mi? Düşünün, yağmuru dinleyin, içinizde falan, değil mi? Onları yapacak. Hayır, olay bu. Bu, uyandırma. Telefonuna vuruyor, dolayısıyla senin de telefonuna vuruyor. Onu nerede eline alırsan al. Ve böyle anlatıyor seni, içine giriyor. Yani agresif. Şimdi bugünlerde çok kullanılan bir şey var. Pasif agresif. Yani pasif olan yoga, yogi, agresif olan Yasemin. Görelim. Evet. Mutluluğunu eğer başka insanlara bağlarsan, işler planladığın gibi gittiği zaman mutlu olursan çok da fazla mutlu olamazsın arkadaşım. Hayat öyle işlemiyor çünkü. Şimdi derin bir nefes al benimle birlikte. Dur. Bunları yani aslında, değil mi? Al. Yani, çok gerildim ben şeyden. Ben de gerildim. Abla biraz geriden söylersen geriyor, çok daha dinlemek istiyorum ama. Hakikaten bir an korktum ben. Ama evet, yani içimize atlıyor yani hakikaten. Yani onu bir kim birisiyle ilgili yapmıştı, bir tanıdığım bir abi. Bazı insanlara televizyon yüzlerini tarif ederken şey diyordu. Ya böyle televizyondan bizim odaya atlayacakmış gibi geliyor. İrite oluyorum adamdan derdi. Şimdi o çok aşıldı tabii yani. Ama şimdi artık zaten bu odamızda bir yerde değil artık. Elimizde yani. Evet, devam. Dur. Yani guru sonuçta. Yani rahatlamak isterseniz buyurun. Yani, devam. Wow. Evlenmeyin. Dur. Bu bütün şeyde dolaşıyor. Sosyal medyada şu anda. Evet. Ülkemizin nasıl sağlıklı, çağdaş ve güzel bir yer olduğunu artık görüyoruz. Çok iyi, bayıldım ben. Beni ne üzüyor? Bu kadar takipçi açın, niye hiçbirini seyretmiyorsunuz? Kalp işareti yapmalar, hadi tıklayın, takip edin, görün falan filan. O yani eğer bizle kafa bulmuyorlarsa tabii söylüyorum. Harikulade evlenmeyin diyen evliler, görelim. Biliyorsunuz. Yani oturun babanın. Yemek istiyorlar, çay istiyorlar. Aleykümselam Bozkurt, hoş geldiniz. Çamaşır istiyorlar. Yani dur. Belki daha anlaşılmamış şey, aynen, dördümüzün beraber konuşmaması gerektiği belki. Yani. Aynı adı konuşuyorlar. Söylenebilir. Arada hoş geldinler, bilmemler, işte şey yapın hani çok çok acayip yani, çok manyak geldi bana. Devam. Babanızın evindeki rahatlığı hiçbir yerde bulamazsınız. Benden sağ olun. Evet, sağ olun. Arkadaşlar bir beğeni yapalım, bir yayın paylaşalım ya. Abi ya, yok öyle bir şey. Yayını başlıyorum. Kapattım ben şimdi yine aynı. İşte işe bir şey olmadı. Hastasıyım. Dilan! Dur. Bu çok tatlı bir aile. Tabii Allah herkese para versin. Yani bizde yok. Biz yapamadık. Yani işte hani daha önce göstermiştik programda. Bak çocuğum, baban size ev aldı diye eve götüreceğini helikoptere bindirip çocukları helikopterle şehrin üstünde uçarak işte ev orada. Bak şuradaki minik şey falan filan diye göster. Müthiş. Yani bir yerden bir yere helikopterle falan. Çok tatlı bir aile. Birbirlerine uyandırma şakaları yapıyorlardı. Ben olsam katil olurum ama onların evli ...dikleri çok güzel gidiyor. Görelim. Şok olacağım. Ne oldu? Pilates yapı ya. Dingi! Allah! Alayım. Çok ağır. Allah! Allah! Ay. Allah! Aysun! Dur! Şimdi görüyorsunuz hediyenin güzelliğini, değil mi? Dolarlar, eurolar. Ne kadar düşünüyorum. Evet, çok güzel düşünüyorum. Şurada da bir şey var, onun ne olduğunu anlamıyorum. Şurada da bir şey var böyle, masa lambası gibi ama asıl tabii, değil mi? Bir insan eşini seviyorsa ne yapar? Görelim. 100 dolar buketi, yani inanılmaz. Görelim.
Ne yazmış? Her işinde mükemmel yapmazdım be canım kalbim. Ay İngin, ben de seni çok seviyorum. İngin. Uy çok... Valla diyecek kelime yok. Teşekkür ederim İngin. Teşekkürler. Hiç kimse şey yorum yapmıyor. Ben düşünüyor musun bunu? Antidepresan parçası. Hiç kimse dur. İşte bizi spora başlatan insan Hülya Avşar. Yani gördükçe... Tenis oynamamız lazım onun için. Hocam evet tenis evet. Yani Hülya Avşar. Ben hiç oynamıyorum, denemedim. Mükemmel. Denedim olmadı. Yani mükemmel. İşte o çok eskiden beri Türkiye'nin en önemli filozoflarından biri. Yani onun önerileriyle biz bu bugünlere geldik. Görelim. Ben kendim antidepresan olduğum için... Genelde. O yüzden gerek demiyorum yani. Ya spor. Spor. Hayat erken başlamak. Yani düzenli bir hayat. Normal bir hayat yani. Normal. Marjinal olmayan bir dur. Hayat. Benim de anlamadığım şu. Hülya sürekli aynı şeyi söylüyor. Sabah erken kalkmak ve spor. Ne kilo verebildi? yani ya bu şekilde ölüp gidecek yani. Anlatabildim mi? Spor. Her sabah spor. Ondan sonra hayata erken erken başlamak değil o. Yani kariyere falan kastetmiyorum. Güne erken başlamak. Güne erken başlamak. Hep onu anlatıyor. Ama 30 senedir falan bunu anlatıyor yani. Hayat geçti bu arada. Devam. Her zaman antidepresan yani. Nasıl olmuşsun? Dur. Bayıldım. Şey. Şimdi burada tabii ki Ozan ve değerli hayat arkadaşı Hera. Bir bakın bak görelim. Tam 80'ler konseptine uygun. Ozan Bey'i tanımakta bile güçlük çekebiliriz. Dur. Çok güzel. Ozan biraz değişik tabii. Değil mi? Tanıyabildiniz mi? Sen ama bir parti konsepti evet. İçindeler. Herhalde evden çıkmadan önce kız oğlanın saçını başını yolmuş ki yani bir parti konseptine gelebilsin diye. Surat filan da biraz dağılmış ondan sonra. Fakat Ozan da şimdi çok kafaya alıyorlar Ozan'ı. Yani eskiden bu işlerin kısa boylusu bendim. Ben bana mesela çok başlık atıldı. Galaya yine kısa geldi. Neler neler yani. Böyle bu çok... Şimdi Ozan'a kaldı bu işler. Tabii artık hiçbirimiz yokuz piyasada. Teoman emekli. Sen Amerika'dasın. Ama zaten ikinizin boyunda bir problem yok. Ondan sonra eskiden biciri falan. Evet, kepçe kulak. Fazla falan. Kel falan diye. Yani evet. Ama yok sana kel diyen kimse olmadı. Sıkıyorsa desinler. Evet, bu çok güzel. Şimdi burada... Belki Ozan'ın bu kızla ısrar etmemesi gerekiyor. Yani o da olabilir. Yani bu çünkü artık gider böyle. Böyle gider yani. Çünkü itiraz noktası olmalıydı. He? Son bir şey itiraz edebilirdi bence. Evet. Ya ama son bir şunu... Yani kız da topuklu giyiyor. Kız da topuklu giyiyor. Yani Ozan da kısadır hakikaten değil mi? Kısa olduğunu hatırlıyorum. Çok uzun zaman oldu Ozan'ın. Arada uzamasına imkan yok zaten yani. Evet, neyse. Kıvıramadım pardon. Evet. Yani, ama memnun hayatından. Kız da biz de programda ağırladık bir iki kere. Çok çok tatlı bir kız yani. O uzun mu yoksa normal kız mi? Kız uzun kız, değil. Kız normal. Ozan çok uzun. Onu sormak istedim. Devam. O 80'lerde bir rockstar şu anda. Ben zaten zaten böyleydim. Neyse çok uzatmayayım. Sözü Atina'ya bağlıyoruz. Artık da eğlenceler, çok güzellikler. Şey olarak görüyoruz. Ne derler ona ya? Güzel anılar mı? Evet evet. Hay daha güzel bir laf vardı. Şey oluyor. Hani millet birbirini görüyor. Ne derler ona ya? Kaynaşıyoruz. Adını söyleyin onu mu? Fırsat doğuyor diyeyim. Dur. Ne ya bu ona? Çok acayip. Yani ya bana da oluyor. Bu yaşlılıkla ilgili bir şey. Sana da oluyor. B12. Bir şeyi hatırlayamıyor. Ondan sonra onda da hatırlayamadığı şeyi bulmakta ısrar ediyor. Lan röportaj yapıyorsun. Oğlum, geç. Kısasın. Yani hani kısa olup da zeka fışkırsan falan hani tepe belki bir şey oluyor. Ha, yani hem kısasın hem de yapamıyorsun yani bir garip bir şey oldu ve herkes sana yardım etmeye çalışıyor. Gazeteciler, kız falan. Uzun süre bak hatırlayamayacak çünkü. Bahane değil. Görüşemediğimiz arkadaşlarımızı herkes birbirini görüyor. Onu unuttum ben. İkinci harfi tut. Tuttum. Gelmek. Gelmemek de alakalı bir şey değil. Baştan alalım bir. Son dönemde biraz boyla ilgili şeyler yazıldı. Dur. Bak işte bak son dönemde sen boyla... mi başlattın bunu? Ben başlatayım mıyım ya? Ben niye yapayım ya? Ben Kenan'la ilgili söylüyorum. Yanaklı diye. Yanakları var abi diye. Abi senin de desturun yok ya. Abi evet ama yanak bir şey değildir ki. Mesela bir insana hani yanağın var filan hani bir
şey değil ki yanak, bir sakatlık falan değil ki yanak yani. Yani bu kısa boylu da bir sakatlık değil aslında. Hayır abi, ben diyorum işte, bendim kısa boylusu. Şimdi Ozan'a kaldı diyorum. Yani ben ortalarda dolaşmadığım için. Kısa boylu yok. Memleketimiz çok uzun herkes. Tartışırız. Yani ama... Sağ ol Demir. Evet, devam. Ben de artık. Benleri görünce ne düşünüyorsunuz? Gerizekalılar diye düşünüyorum yani, böyle kötü bir adam. Ya Türkiye standartlarında normalsiniz. Evet, bence evet. De. Bence. Dur dur, bak mesela bağlandığı yer çok acayip değil mi? Yani mesela Türkiye standartlarını normalsiniz deyince o zaman tabii diyor o. Kız diyor de bence de, bak sana söyledim evden çıkmadan önce de kısa değilsin. Hayır, kısayım ulan, saçımı başımı dağıtacağım ben. Hayır, biz de onayladıkça şu ya gidiyoruz. Evet, hayır, evet, çok evet, acayip değil yani. Hayır, kısayım değilsin bebeğim, yapma. Hani anladın mı, saçlar dağılıyor filan. Ben takıldım, pardon, bu ne ya? Ha? Ya bu pardon, dalmışım. Eskici aynı ciciş mi bu? Aynı ciciş olamaz. Onlar yaşlandılar ve öldüler yani. Bu kadar uzun yıllardır bizim cicişimiz olamaz ki. Bu çok yeni bir kız. Bunlar tekrar mı? Ya da full operasyon ya da reenkarnasyon abi. Bunlar cicişler mi? Ya bu cicişlerden biriymiş. Ben yine sen hatırlıyor musun cicişleri? Hani birbirlerini döverlerdi filan galalarda filan. Hatırlıyorum. Onu da anlamıyorum. İnsan galaya gider, başkalarıyla dövüşür. Bunlar sürekli saç baş böyle dağıtıyor. Ozan Doğulu gibi olmuş. Anladın mı? Ya bu şimdi geçen programda gösterdi. Bir adam dilini koparmış. Dilini kopardı diyor. Anlatıyor, bir de ne, akrep burcuymuş galiba adam. Diyor ki akrep burçları şey yapmayın diyor, dillerini koparıyorlar diyor. Akrep burçlarıyla genelinde akrep burcuyla ilgili bir bilgi veriyor. Halkı bilinçlendirmeye çalışıyor filan. Şimdi bu kimse o dilini koparan adam sürekli ona video çekiyor. Senle olmaz diye. Belki akrep de adam anlamıyor. Yani görelim. Üçtüm kişi erkek arkadaşım da bir ay önce ben kendisinden ayrıldım. O kendisi beni ikna etti, bir şekilde bir araya geldik. Ve öpüştük. Öpüşürken doğru söylüyorsunuz. Dur. Hayvan benim gibi. Anladığım kadarıyla adam buna bir şey yapmamış. Bu dişlerini yaptırmış. Çünkü dişler çok yeni. Daha yeni fabrikadan çıkmış gibi. Dudakları da dişleri de yaptırınca hakikaten belki de öpüşürken kendi dilini ısırdı bu yani. Yani olabilir. Belki bu adamın dilini ısırmak istiyordu. Belki kendi dili, onun dilini, yani kendi dilini onun dili sandı. O da olabilir. Çünkü her şey çok yeni. Böyle değildi bu. Ya da böyle bir filtre var artık değildi. Yani hiçbir şey. Ya ben anlamıyorum. Çok, yani hiç, çok kötü yerlere gittim ben. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani burun nerede? Yani küpelerden şurada kulakların olduğunu anlıyoruz. Şurada gözlerin olduğunu anlıyoruz ama geri kalan hiçbir şeyi görmüyoruz. Nasıl bir filtreyse devam. Öpüşen birisi kendisi. Ben de ona zaten story'de hiç öpüşürken dili kopan başka biri var mıdır? Hiç normal biri beni bulur mu derken ona laf sokuyorum. Hani benim storylerime bakıyor ve ben ona laf sokuyorum oradan aslında. Bir de ben dilimi ısırmasa bile ben onunla bir daha olmaz. Lütfen uğraşma artık. Yani olmaz. Ben yokum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Dilimi ısırmasam da hissetmiyorum. Dur. Şimdi bu siyasetin yeni şekli, TikTok siyaseti bu. Ve hakikaten müthiş bir varlık gösteriyor. Arkadaşlarım burada sayın başkanın, liderin her şeye vurduğu TikTok videolarını arkaya koydular. Bakalım nerelere vuruyor Mustafa Sarıgül. Şu anda gelen fatura 110 lira kardeşim. Böyle bir şey olabilir. Bir gün gelecek, o fiyatların nasıl düştüğünü göreceksin. Bu TikTok'un kitabını yazan 3 tane doçent, onlar da mı cahil? Benim gencim bunu nasıl alacak? Artık kombi sıcaklık kaynağı değil, soğukluk kaynağı. Benim emeklim bu klimayı nasıl yapıştıracak? Tabii ya. Gelecektim Ayaşin Belediye Başkanı. Selam olsun. Bu zamları artık durdurun. Millet ayçiçeğini konuşmaktan vazgeçsin. Artık bunun neredeyse yarısını alacak. Ne konuşuyorsunuz? Not alıyor. İlk parasını alacaksın. Kolay bir şey mi?